Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yılın son gününde yoğun bir mesai harcadı. Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, beraberindeki komuta akademisiyle Türkiye'nin göklerdeki gözü olarak nitelendirilen havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini inceledi. Akar'ın gündeminde son dönemde Ege Denizi'nde yaptığı provokasyonlarla giderek gerilimi tırmandıran Yunanistan vardı. Dostane barış elini uzatmamıza rağmen sürekli gerilimi arttırıcı, sürekli bir şekilde provokatif eylemlerini ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor. Türkiye'nin devlet politikasının çok açık ve net olduğunun altını çizdi Akar. Atina yönetimine sert tepki gösterdi. Türkiye olarak meşru haklarımızı istiyoruz dedi. Biz uluslararası hukuk diyoruz, meşru müdafaa diyoruz, kendi haklarımız diyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimiz hakları diyoruz. Utanmadan, sıkılmadan 10 km karelik Beyzadası'na 40 bin km karelik deniz istiyorlar. Yani bu kadar Adaları silahlandırıyorlar. Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu belirten Akar, Atina'ya sert uyarılar yaptı. Yanlış hesap Ankara'dan döner dedi. Bugüne kadar herhangi bir oldu diye müsaade etmedik, bunu etmeyiz. Bunu bilin ve diyoruz ki yanlış hesap ankadan döner. Öte yandan terörle mücadeleye ilişkin mesajlar da verdi Bakan Akar. 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan terör belasına son vermek için gayretlerimizi sürdüreceğiz dedi. Akar 2022 yılında sağlanan başarıların 2023 yılında da aynı azim ve kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.